Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bir önceki videomda Ay, Merkür ve Venüs'e çeşitli teleskoplarla yakından bakmıştık. O videoyu ekrandaki linkten izleyebilirsiniz. Bu videomda ise Güneş sisteminin diğer gezegenlerinin teleskoplarla nasıl göründüğünü inceleyeceğiz. Ekranda görmüş olduğunuz görüntü 70 mm'lik mercekli bir teleskopla çekilmiştir. Burada Mars'ı görmekteyiz. Fakat teleskobun ayarları çok iyi olmadığı için görüntü de çok net kaydedilmemiş. Dünya atmosferindeki sıcak havanın hareketinden dolayı görüntüde dalgalanma olduğu da fark edilmekte. 70 mm'lik teleskoplar piyasada profesyonel olarak bulunan en kalitesiz teleskoplar olduğu için bu görüntülerde haliyle en kalitesiz çekimler oluyor. Teleskop sabit tutulduğunda yine Mars'ın Güneş sistemindeki hareketi gözlemlenebiliyor. Ben şahsen bu gezegene bakarken birkaç robotumuzun bu gezegen üzerinde araştırma yaptığını düşünmekten acayip keyif alıyorum. İzlemekte olduğunuz bu görüntü ise 300 mm çaplı mercekli bir teleskoba aittir. Yaklaşık 760 kat büyütme yaptığımız bu görüntüde Mars bilinen kırmızı renginden ziyade daha çok yeşil renkte görünmektedir. Bunun sebebi ise teleskobun merceğinin çok kaliteli olmaması. Görüntü istediğimiz kadar net olmasa da yine de çok zoom yaparak daha detaylı bir araştırma yapma imkanını bize sunuyor. Bu görüntü ise 300 mm çaplı ve aynalı bir teleskobun size sunduğu görüntüdür. Gerçekten kaliteli bir teleskopla Mars'a baktığınızda elde edeceğiniz görüntü işte aynen budur. Tabii ki bu görüntüler elde edilirken Mars ile Dünya arasının yaklaşık olarak 225 milyon kilometre mesafede olduğunu da unutmamak gerekiyor. Mars'a bu şekilde bakarken insan diğer gezegenlerin nasıl göründüğünü merak ediyor. Hadi şimdi de Jüpiter'e teleskoplarımıza bir bakış atalım. Ekranda görmüş olduğunuz görüntü yine 70 mm'lik mercekli bir teleskopla kaydedilmiş. Teleskobun teknik özelliklerinden dolayı Jüpiter sadece bir nokta olarak görünmekte. İnceleme yapmak çok mümkün olmuyor. Bu görüntüler ise yaklaşık olarak 240 mm çapındaki mercekli bir teleskopla elde edilmiş durumda. İzlemekte olduğumuz bu gezegen Güneş sistemimizde Güneş'ten sonraki en büyük nesnedir. Bir gaz devi olan bu gezegenin üzerindeki kırmızı nokta bile Dünya'mızın yaklaşık 3 katı büyüklüğündedir. Şu anda teleskopla yaklaşık olarak 600 milyon kilometre uzağa bakmaktayız. Peki eğer 400 milimetre çaplı aynalı bir teleskopla Jüpiter'e bakmış olsaydık nasıl bir görüntü elde ederdik? İşte size cevabı. Bu görüntüler Jüpiter'in gözümüz ve gördüğümüz halinden yaklaşık olarak 800 kat daha büyüktür. Ayrıntılı bir şekilde inceleme yapabileceğimiz kadar büyük ve detaylı. mm mercekli aynalı teleskopla elde edilmiş görüntüleri bilgisayar ortamında elden geçirdiğimizde ise işte bu görüntüler ortaya çıkıyor. 70 mm'lik mercekli teleskopla Satürn'e baktığımızda ise işte aynen bu görüntüyü elde ediyoruz. Burada da yine 70 mm'lik fakat aynalı bir teleskobun görüntüleri mevcut. Bu aynalı teleskopla bile Satürn'ün halkaları az da olsa seçilebiliyor. Başka marka ve teknik özellikteki 70 mm'lik bir teleskopla baktığımızda ise işte bu görüntüyü elde ediyoruz. Çok fazla zoom yapılmadığı için gezegenin sadece hareketi gözlemlenebiliyor ve ayrıca tabi halkaları da seçiliyor. mm'lik merceği olan aynalı bir teleskopla işte Satürn'ün size Güneş sistemi etrafındaki hareketi.
Görüntüyü biraz daha yaklaştırıp kalitesini arttırdığımızda ise işte tam bu görüntü elde ediliyor. Ve işte karşınızda 400 mm'lik merceğiyle aynalı bir teleskobun Satürn için size sunduğu görüntü. İşte karşınızda bütün ihtişamıyla ve bütün güzelliğiyle Satürn size göz kırpıyor. Şimdi izleyeceğiniz görüntüleri ise 70 mm'lik ve 120 mm'lik teleskoplar yakalayamıyor. İşte karşınızda Uranüs. Görüntüyü kaydeden ise 300 mm'lik çapı bulunan mercekli bir teleskop. Karşımıza duran bu mavi gezegenin bizden uzaklığının yaklaşık 2 milyar kilometre olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle 300 mm çaplı teleskoplarla bile görüntüsü en net işte bu şekilde olabiliyor. Uranüs'ün de Satürn gibi halkaları olduğu biliniyor. Ancak halkaları Satürn kadar belirgin olmadığı için buradan gözlemlemek çok mümkün olmuyor. İnsanda var olan merak duygusu her zaman onu daha ileriye götürmek için elinden geleni yapıyor. Uranüs'ü çeşitli teleskoplarla gördükten sonra acaba Neptün'ü nasıl görebilirim diye merak etmeye başlıyorsunuz. İşte size 400 mm'lik çapıyla aynalı bir teleskopun gözünden Neptün. Neptün'ün Dünya'ya uzaklığı yaklaşık 4 milyar kilometredir ve o uzaklıktan bu görüntünün elde edilmesi gerçekten bir başarı. Ayrıca gezegenin Güneş sistemindeki en hızlı rüzgarlara ve fırtınalara sahip olduğunu da tekrar hatırlatmak gerekir diye düşünüyorum. Uranüs ve Neptün'ün de içinde bulunduğu Güneş sistemi ile ilgili ilginç bilgileri derlediğim videoyu yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz. Bu videomuzun sonuna da yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Burada Güneş sistemimizdeki gezegenlerin görüntülerini çeşitli teleskoplarla size göstermeye çalıştım. Ancak bir de bonus görüntüsü eklemeden videoyu bitirmek istemedim. Bu gördüğünüz görüntü gökyüzünde güneşten sonra görünen en parlak yıldızdır. Fakat büyüklüğü güneşimizin iki katı olan bu yıldız mavi beyaz bir renkte olmasına rağmen atmosferimizdeki hareketlilikten dolayı bu şekilde gerçek renginde görünmemektedir. Bu yıldız Kuzey Kutbu'ndan görünen Sirius A yıldızıdır. Güneşimize göre bu yıldız iki kat daha büyüktür ve saniyede 25 katı büyüklüğünde enerji ortaya çıkarır. Bu görüntüler de yine 400 mm çaplı aynalı teleskopla çekilmiştir. Video için yorumlarınızı aşağıya bekliyorum.
Her birinizin yorumunu da tek tek incelediğimi belirtmek isterim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu ve benzeri yayınlarımı takip edebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.